Çocukça'dan herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizler için yine çok güzel bir program hazırladık. Öncesinde ufak bir hatırlatma yapmak istiyorum. Olumlu olumsuz görüşlerinizi bizlerle paylaşmak isterseniz çocukça@kanalb.com.tr adresimize mail gönderebilirsiniz. Ve şimdi Çocukça başlıyor. Öğretmenimiz bizler için bu hafta Sonbahar Yaprakları isimli bir deney yapacak. Detayları gelin hep birlikte öğrenelim. Merhaba çocuklar, ben Fen Bilimleri Öğretmeni İzel Dereli. Bundan sonra Çocukça programında birlikte çok eğlenceli deneyler yapacağız. İsterseniz sizi daha fazla heyecanlandırmadan ilk deneyimize geçelim. Deneyimizin ismi Sonbahar Yaprakları olacak. Sonbaharda ağaçlar yapraklarını neden döker hiç düşündünüz mü? Çevrenizdeki ağaçlara bakıp bu yaprakların rengi neden değişiyor acaba hiç merak ettiniz mi? İşte bu deneyde bugün bunları açıklayacağız. Ağaç yavaş yavaş klorofil maddesini azaltır çünkü kışın klorofil maddesine ihtiyaç duymaz. Klorofilin yerini başka renk verici maddeler alır. Ağacın cinsine göre karotenoid sarı, antisyanin ise kırmızı renk verici maddelerdir. Şimdi bu deneyimizde bu maddeleri gözlemleyeceğiz. İsterseniz deneyimize başlamadan önce malzemelerimizi tanıyalım. Sizler için bahçemizden topladığım güzel güzel yapraklarım var. Tam bir sonbahar yaprakları, deney tüplerim, karıştırmak için bir çubuk, 3 ayrı havan ve dövecek ve izopropil alkol, bir de kaşık. İzopropil alkolü alırken bir büyüğünüzden lütfen yardım alın. Bu deneyi evde yapmak istiyorsanız kesinlikle bir büyüğe ihtiyacınız var. İsterseniz şimdi deneyimize geçelim. İlk olarak kırmızı yapraklarımı alıyorum ve biraz elimle parçalıyorum. Güzelce havanda dövüyorum. Yapraklarınızı küçük küçük doğrayıp havanda ezdikten sonra deney tüplerinizi alın ve içine yerleştirmeye başlayın. Evet, deney tüplerim hazır. Sonbahar yapraklarımı deney tüplerine doldurdum. Görüyorsunuz renkleri çok hoş. Şimdi sıra geldi ikinci aşamamıza. Bu aşamada izopropil alkol kullanıyoruz. İzopropil alkolü kullanırken bir büyüğünüzden yardım almanız gerektiğini tekrar hatırlatmak isterim. Şimdi sırasıyla alkolümü deney tüplerimden yavaşça döküyorum. Bir çubuk yardımıyla güzelce karıştırıyorum. Ve olabildiğince ezmeye çalışıyorum yapraklarımı. Görüyor musunuz? Yavaş yavaş renkler çıkmaya başladı. İşte bu sonbaharın renkleri. Sıra geldi yeşil yapraklarımın rengini çıkartmaya. Alkolümü yavaşça döküyorum. Yine bir çubuk yardımıyla yapraklarımı eziyorum. Yaprağınızı ne kadar fazla küçültürseniz o kadar renginiz iyi çıkacaktır. Sıra geldi son deney tüpüme. Sarı yapraklar. İşte deneyimizi tamamladık. Bu kadar kolaydı ve yaprağa renk veren maddeleri burada çok rahat bir şekilde görebiliyoruz. Bakın ne kadar güzel gözüküyorlar değil mi? Yeşil yapraklara renk veren klorofil maddesini alkol üzerinde görebiliyoruz. Yine yapraklara sarı renk veren karotenoid maddesini burada gözlemliyoruz. Yapraklara antisyanin kırmızı renk verir. Bunu da bu deney tüpümüzde gözlemlemekteyiz.
Yapraklara renk verici maddeler alkolde çözünerek yaprak parçalarından daha iyi ayrıştığı için bu deneyde alkol kullandık. Şimdi etrafınıza bir kez daha bakmanızı öneririm. Bu deneyden sonra kışın hazırlık yapan ağaçların yapraklarının renginin neden değiştiğini daha iyi anlamış olmamız lazım. Siz de bu deneyi yaprakları ailenizle birlikte topladıktan sonra kolayca bir şekilde yapabilirsiniz. Bir sonraki hafta yine eğlenceli bir deneyde görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Yetişkin bir ayının at kadar hızlı koşabildiğini biliyor muydunuz? Hayvanları tanıdığımız bölümümüzde bu hafta bakalım hangi hayvan dostumuzun dünyasına misafir olacağız? İzleyelim. Şimdi şöyle bir sahne hayal edelim arkadaşlar. Hani evde televizyonun karşısına oturduğunuzda, herhangi bir belgesel kanalı açtığınızda, ekranda sürekli avlanan yırtıcı bir kedigil görürsünüz ya. Hadi tahmin edin bakalım. Aslan değil. Başka tahmini olan? Hayır, kaplan da değil. Başka tahmin? Birkaç arkadaşımın jaguar diye bağırdığını duyar gibiyim. Evet evet, doğru duydunuz. Bugün jaguarı daha yakından tanımaya çalışacağız arkadaşlar. Jaguarlar, kedigiller soyundan gelen yırtıcı bir memelidir. Çoğunlukla bataklıklarda, jungle'larda, bir de ormanlık alanlarda yaşarlar. Amerika'da Meksika'nın sınırından başlayıp Arjantin'in Patagonya bölgesine kadar yayılmışlardır. Bu bölgelerin kuzey tarafında bugünlerde yaşayamayan jaguarlar sadece Güney Amerika'nın insansız bölgelerinde az miktarda da olsa görülmektedir. Amazon'da bulunan yağmur ormanlarında jaguar toplulukları bulunduğu gözlemlenmiştir. Aslanlar ve kaplanlara benzeyen kükremeleriyle birlikte oldukça derinden boğuk sesler de çıkardıkları için rahatlıkla ayırt edilebilirler. Jaguarlar panterlere benzerler ve oldukça büyük ve ağırdırlar. Genel olarak su kenarlarında bulunur ve kaplan gibi yüzmekten hoşlanan kediler olarak dikkat çekerler. Çoğunlukla erkek olanları dişilerden büyüktür. Erkekler 50 ila 90 santimlik kuyruklarıyla beraber 1,7-2,7 metre, omuz yüksekliği ise 0,7-0,8 metre ve ağırlıkları da 100-160 kilogram civarındadır. Jaguar genel olarak yalnız dolaşan, avını izleyip pusuya düşüren bir avcıdır ve avını seçerken fırsatçı davranır. Aynı zamanda ekosistemi dengelemek ve av türlerinin nüfuslarını kontrol altında tutmak konusunda önemli bir rol oynayan hem süper hem de kilit taşı avcıdır. Jaguar, diğer kedilere göre bile oldukça kuvvetli bir çeneye sahiptir. Morfolojik kanıtlara dayanan Britanyalı zoolog Reginald Pocock, jaguarın daha çok Pars'la bağlantılı olduğu sonucuna varmıştır. Jaguarların kürkleri çoğunlukla turuncu taba üzerine siyah biçimli beneklerden meydana gelir. Kuyruklarında da düzensiz bir şekilde dağılan benekler vardır arkadaşlar. Dişiler neredeyse 100 günlük bir gebelik döneminden sonra 1 ila 4 arasında yavrularlar. Yavrular çoğunlukla 2 seneye kadar onları yalnız bırakmayan dişi jaguar, yani anneleri tarafından büyütülmektedir. Jaguarları bir takım uzmanlar Leo Onca diye sınıflandırmıştır. Bu etçil türün birkaç alt türü bulunmaktadır. Müzik.
Biliyor musunuz arkadaşlar? Jaguar mitokondriyal DNA'sının analizi, türün ortaya çıkışını fosillerin belirttiğinden daha yeni bir tarih olan 280 bin ila 510 bin yıl öncesine dayandırmaktadır. Kısacası doğanın ev sahiplerinden biri olan jaguarlar, ekosisteminde önemli parçalarından ve tüm canlılara olduğu gibi onlara da saygı duymalı ve yaşam alanlarında rahatça yaşayabilmeleri için elimizden geleni yapmalıyız. Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere kalp kırmak ile ilgili çok güzel bir hikaye anlatacağım. Eminim sizler zaten kimsenin kalbini kırmıyorsunuzdur. Ama istemeden de olsa yapabiliyoruz bazen. Öyleyse hemen başlayayım. Çok çok uzun yıllar evvelinde ülkemizin çok ötesinde yaşayan yaşlı bir nine varmış. Bu nine öyle bir insanmış ki hayatı boyunca kimsenin kalbini kırmamak için çok uğraşmış. Çevresindeki yaşayan halk da onun bu özelliğini bilirler ve ona çok güzel bir saygı duyarlarmış. Bir gün bu ninenin torunu yanına gelmiş ve oturmuş. Ona bir soru sormuş. Nineciğim, herkes senin ne kadar iyi bir insan olduğundan söz ediyorlar ve ben bununla gurur duyuyorum. Ben de senin gibi bir insan olmak istiyorum. Ne yapmam gerekir? Deyince ninesi ona demiş ki, bak güzel evladım. Ben tam tamına 88 yaşındayım ve bu yaşıma kadar tek bir kişinin bile kalbini kırmamak için çok uğraştım. Elbette her zaman herkesle aynı fikirde olmak zorunda değilsin ama bunu öyle bir şekilde söylersin ki karşındakini kırmadan, incitmeden söylersin deyince torunu demiş ki ama nineciğim bazen gerçekten dayanamıyorum. Karşımdaki insanlara çok fazla kaba olabiliyorum. Ama onlar da hiç alınmıyor ki zaten deyince ninesi hemen ona küçük bir hikaye anlatmış. Bak yavrum, çok çok uzun yıllar evvelinde çok güzel ormanlar varmış. Halk bazı ihtiyaçlardan dolayı bu ağaçlardan kesmek zorunda kalıyormuş. Ama ağaçların bazısı o kadar büyük ve yaşlıymış ki baltayla vurmalarına rağmen kolay kolay kırılmıyorlarmış. Ve orada yaşayan halk bütün canlıların bir ruh taşıdığına inandığı için bir gün şöyle bir fikir düşünmüşler. Bütün ağaçların yanına teker teker gidip belirli aralıklarla hepsine kötü kötü şeyler söylüyorlarmış. Ve bu ağaçlar da zamanla kuruyup kendiliğinden kırılıyorlarmış. Bu hikayeyi anlattıktan sonra ninesi eklemiş. Bak güzel evladım, bütün canlıların bir kalbi olduğunu ve bütün canlıların kötü söz karşısında kırılabileceğini asla unutma. Belki o an sana belli etmez ama muhakkak incinir. Bu hikayeyi duyduktan sonra torunu çok üzülmüş. Aklına kalbini kırdığı insanları getirmiş ve ertesi gün gidip hepsinden teker teker özür dilemiş. Unutmayın arkadaşlar, her kötü söz bütün canlıların kalbini kırabilir. Siz de her zaman iyi bir insan olun ve kimsenin kalbini kırmayın, olur mu? Beni dinleyeceğinizi biliyorum. Görüşmek üzere. Sağlık adlı bölümümüzde Doktor Burcu Belen hocamız bizlere sağlıkla ilgili bilgiler vermeye devam ediyor. İzleyelim. Merhaba sevgili çocuklar. Nasılsınız? Ben Doktor Burcu ablanız. Bugün yine karşınızdayım. Küçük arkadaşım Morcuk'la birlikte. Morcuk bugün biraz üzgün duruyorsun. Ne oldu? Tabii siz onu duyamıyorsunuz. Bana söylüyor da. Aşıya mı olacaksın? Ama ne var ki bunda? Neden üzüldün? İğne olduğu için mi? Ama bak aslında bu senin için çok gerekli bir şey. Yani seni mikroplardan korumak için. Tabii sizler için de sevgili çocuklar. Çeşitli yaşlarda olduğumuz bebekliğimizden itibaren ta büyük olana kadar, hatta biz büyük olarak da aşı oluyoruz biliyorsunuz. Bazı aşılar var. Peki aşılar bizi nasıl koruyor? Bak sana da anlatayım. Belki mantığını anlarsan o kadar canın sıkılmaz. Hem küçücük bir iğne canım, böyle sinek ısırığı gibi. Şimdi yine her zamanki gibi mikrobumuz var. Bu mikroplara karşı küçük bebeklerin vücutları açık oluyor. Çünkü bunları hayatları boyunca hiç karşılaşmamışlar. Dolayısıyla sen hiç karşılaşmadığın bu mikropla karşılaşırsan senin bağışıklık sistemin hazırlıksız olabilir buna karşı. Bunun için
bu mikrobun küçücük bir parçası sana zarar vermeyecek ama onu tanımlayan bir parçasını alıyorlar, aşının içine koyuyorlar. Şu da aşımız olsun. Aşıyı böyle şöyle minnacık koluna bir ufacık bir sinek ısırığı gibi yapıyorlar. Çünkü uçları da çok ince gerçekten aşı iğnelerinin. O zaman ne oluyor? Bunun bu minnacık parçası senin vücuduna geliyor. Vücudumuzda da savunma sistemimiz var. Mesela bu gördüğünüz bir kan hücresi, lenfosit dediğimiz bir kan hücresi. Bu da bir nötrofil dediğimiz kan hücresi. Bunun gibi ve pek çok arkadaşları var bunların. Bağışıklık sistemini koruyucu hücrelerimiz var. Bunlar bu virüsün ya da bakterinin küçücük parçasını tanıyorlar ve diyorlar ki böyle bir şey var, düşman var. Bu bize gelirse biz bunu haklayalım diyorlar. Sonra sen tabii vücudun bu hücrelerden salgılanan antikor dediğimiz böyle bir madde üretiyorsun. Bu maddeler bu virüs ya da bakterileri hallediyor ve vücudumuzdan atıyor. Sonra sen aşılısın diyelim, aşını oldun, artık sapasağlamsın, bütün aşıların düzenli oldun. Bu bakteri ya da virüs böyle sana geldi, o zaman senin antikorun bunu böyle dışarı atıyor. Böylece hiçbir sorun da yaşanmıyor. Dolayısıyla hem anneler babalar için hem de siz çocuklara söylüyorum, aşılara ihtiyacımız var. Şu anda aşıyla korunulan pek çok hastalığı ülkemizde ve dünyada görmüyoruz. Bu hastalıkları görmüş olsaydınız inanın ki seve seve kolunuzu açarak aşıya koşardınız. Onun için lütfen sevgili çocuklar, siz de bunu o kadar dert etmeyin. Oldu mu? Zaten doktorunuz böyle size iyi davranacak. Hemşire ablanız da böyle küçücük bir iğne yapacak. Acısı da hemen geçecek zaten. Çok sevgiler. Hepinize sağlıklı günler diliyorum. Nereye Gidelim adlı bölümümüzde Ankara Beypazarı'nda yer alan Yaşayan Köy Müzesi'ni ziyaret ettik. Detayları gelin hep birlikte öğrenelim. Öncelikle sizi tanıyabilir miyiz ve nerede olduğumuzu bize anlatabilir misiniz? Tabii ki. Öncelikle hoş geldin Derin. Burası Yaşayan Köy, Anadolu Açık Hava Müzesi. Burası Ankara'nın bir ilçesi olan Beypazarı. Beypazarı'nın da bir mahallesi Macunköy. Macunköy'ün hemen yakınındayız. Aslında Beypazarı merkeze 9 kilometre uzaktayız. Ben Sinan, Gazi Üniversitesi Kültür Bilimi, Türk Halk Bilimi bölümünden mezun oldum. Yüksek lisans alanında da Ankara Üniversitesi müze eğitimi üzerine çalışmalar yaptım. Açık Hava Müzesi nasıl bir yer? Bize biraz anlatabilir misiniz? Tabii ki. Şimdi öncelikle şuradan başlayalım. Açık Hava Müzeleri farklı farklı yöntemler izleyebiliyor. Bizim Anadolu Açık Hava Müzesi birazcık daha 150 yıl, 100 yıl önceki Anadolu'nun kırsal yaşantısını, mimari yaşantısını, o güne dair gündelik hayat pratiklerini, yaşam pratiklerini burada hatırlatmak, farkındalık oluşturmak, çocuklarla, büyüklerle, gelen misafirlerle deneyimletmek adına kurulan, deneyimleten, sürdürülebilirliği olan bir kurum. Bir müze denilince akla eserler geliyor. Burada nasıl eserler var? Burada aslında tam bir eser sergilemesi yapmıyoruz. Yani eserleri bir cemekanın içine koyup ya bunlar çok önemli demiyoruz aslında. Burada yaşayabildiğimiz, dokunabildiğimiz, hayat pratiği haline getirebildiğimiz her şey aslında bizim için eser. Dolayısıyla sözlü kültürü kullanıyoruz, bunun mekanı kullanıyoruz, mimariyi kullanıyoruz. Burada daha çok halk kültürünün somut ve somut olmayan kültürel mirasına dair her şeyi burada yansıtmaya çalışıyoruz birazcık. Yaşayan Köy'de nasıl etkinliklere katılabiliriz? Yaşayan Köy'de bir sürü etkinliğe katılacağız aslında. Bizler burada şöyle yapıyoruz Derin, kamplar yapıyoruz. Bu kamplarda aileler geliyor çocuklarıyla birlikte. Burada dediğim gibi 150 yıl öncesinin gündelik hayatını, köy yaşantısını aktaracağımız etkinliklerimiz var. Mesela hiç çamaşırhanede bulundun mu? Hayır, bulunmadım. İşte burada çamaşırhane kültürünü öğreneceğiz. Peki hiç kerpiç yaptın mı?
Hayır, onu da yapmadım. Burada kerpiçi öğreneceğiz. Kerpiç nasıl yapılıyormuş? Eskiden insanlar kerpiçe neler katıyorlarmış? Toprağı nasıl kullanıyorlarmış bir yapı malzemesi olarak? Onları kullanacağız. Tulumbadan su çekeceğiz. Buradaki bitki çeşitliliğini tanıyacağız. Sonrasında un öğüteceğiz. Sonrasında ekmek yapıyoruz. Sonrasında oyunları öğreniyoruz. Köy oyunlarını, oyuncaklarını öğreniyoruz. Sonra hayvanları besliyoruz. Onlarla iletişim kuruyoruz. Çarşı kültürüne dair bilgiler öğreniyoruz. Kaybolmaya yüz tutmuş o zanaatları, sanatları öğreniyoruz burada. Bunlarla ilgili etkinliklerimiz var. Bütün etkinlikler toplam ne kadar sürüyor? Aslında bu sana bağlı Derin. Şöyle ki ailenle bir plan yapıp geldiğinde buraya bir günlük bir planın varsa bir günlük etkinliklerimiz oluyor. Ya da dersen ki ben iki gün, üç gün, dört gün, bir hafta burada vakit geçireceğim diyorsan ona göre etkinliklerimiz çoğalıyor, fazlalaşıyor. Dolayısıyla bunlar birazcık daha buraya gelen misafirlerimizin buradaki kalın süresine göre değişiyor. Biz buraya gelmeden önce onlara bir program gönderiyoruz. Onlar diyorlar ki bize bir gün kalacağız diyorlar. Ona göre bir günlük bir program yapabiliyoruz. Bazen sabah gelip akşam gidebiliyorlar. Ona göre bir program hazırlıyoruz. Bu buraya gelen katılımcılara bağlı. Etkinlikte ürettiğimiz ürünleri eve götürebilir miyiz? Şimdi tabii ki buradaki her şey size yönelik oldukları için yaptığınız, ürettiğiniz ürünleri, deneyimlediğiniz süreçlerdeki yaptığınız ürünlerin hepsini eve götürebiliyorsunuz. Mesela burada Ebru yaptığınızda Ebru'yu, kumaş süslediğinizde süslediğiniz kumaşı, sonrasında başka ne yapmışsanız onları götürebiliyorsunuz. Çünkü sizin eseriniz, sizin anınız, sizin hikayeniz oluyor onlar. Onları biz alıp burada dursun diyemiyoruz. Çünkü siz yaptınız, ona emek verdiniz ve ilerleyen süreçte de onlara bakarak bizleri hatırlayacaksınız. Buradaki evler önceden var mıydı? Aslında buradaki evler burada önceden yoktu. Bunlar 2013 yılında yapılmaya başlandı. 2016 yılında tamamlandı. Ama bu evlerin burada olmayışı Anadolu'da olmadığı anlamına gelmesin. Çünkü buradaki farklı bölgelerden evler var. Mesela Karadeniz bölgesinden, Akdeniz bölgesinden, İç Anadolu bölgesinden, Marmara bölgesinden, Güneydoğu Anadolu bölgesinden farklı farklı bölgelere ait evler var. Bu evler o bölgelere gittiğinizde, gezdiğinizde kes bu evi tanıyorum diyebileceğiniz evler. Oralardaki ev mimarisinden ve oradaki ustaların deneyimlerine dayanarak yapılan evler. Etkinliklerde köy hayatına uygun şekilde mi giyinmek gerekiyor? Bu yine katılımcıya bağlı ama biz burada onlara kıyafetler veriyoruz. İşte 100 yıl önce insanlar bu tür kıyafetler giyiyorlarmış. Bak senin giyindiğin gibi. Onun için onlara diyoruz ki bak bu kıyafetleri giyebiliriz. Tabii ki onlar da isterlerse giyebiliyorlar. İlla ki zorla bir koşul koşmuyoruz onlara. Onların kendi isteklerine bağlı. Hayır ben çok sevmedim diyenlere de giymiyor onlar ama katılabiliyorlar tabii ki etkinliklerimize. Buraya kaç yaş grubu çocuklar geliyor? Şimdi buradaki çocuklar bizim kamplarımıza ve bu atölyelerimize katılım sağlayan çocukların yaş sınırı genellikle 4 yaşından başlayarak 12 yaşına kadar yaş aralığındaki çocuklarla bu etkinlikleri yapıyoruz. Ama bu şu demek anlamına gelmiyor. Büyüklerle yapamayacağımız ya da gençlerle yapamayacağımız anlamına gelmiyor. Onlarla da yapıyoruz. Ama genellikle katılım bu yaştaki çocuklarla oluyor. Çünkü onlar köy yaşantısından biraz uzak oldukları için daha çok tanıma, daha çok anlama, daha çok deneyimleme fırsatını yakalayabiliyorlar. Ama genellikle 4 ile 12 yaş arası. Bu müzeye gelen bir kişi ayrılırken ne kazanmış oluyor? Birincisi atalarının, dedelerinin nasıl yaşadıklarına dair bilgiler elde ediyor. İkincisi kendi de deneyimlemiş oluyor. Üçüncüsü daha toplumu, etrafı, çevreyi daha farklı anlamaya başlıyor. Bu kazanımların dışında kültürel değerleri biliyor. Doğayla iç içe, hayvanlarla iç içe olmanın, onları tanımanın,
onlara korkmadan yaklaşabilmenin, onları beslemenin yollarını öğrenmiş oluyor. Dolayısıyla bilmenin getirmiş olduğu mutlulukla, gülümsemeyle ayrılıyor. Sohbet için teşekkür ederim. Buradaki etkinliklerden birkaç tanesini deneyebilir miyim? Tabii ki. Ama biz buradaki etkinliklerimize beraber katılalım, beraber bir şeyler yapalım. Ama bunları yaparken teknolojiden uzak olmamız gerekiyor. Bu biraz değişik bir şey olacak sanırım. Evet Derin, teknolojiyi burada unuttuğun anların oldu mu? Oldu ama en fazla çamaşır yıkarken oldu, öyle diyeyim. Yani gerçekten eğlenceliydi çamaşır yıkama. Peki bu etkinliklerin hepsi markette satılan birer paket ürün olsaydı hangi etkinlikleri alıp evine götürmek isterdin? Hepsini isterdim ve gerçekten bunları bana yaptığınız için çok teşekkürler, onu da söylemek isterim. Peki diğer senin yaşındaki ve buradan bizi izleyen bütün arkadaşlara neler söylemek istersin? Buraya gelsinler mi? Önerir misin burayı? Buraya gelin ve burada kalın. Furkan'la Uzay'ın Keşfi'nde bu hafta astronom Furkan abimiz bizlere uzayla ilgili bilgiler vermeye devam ediyor. Bakalım bizlere bu hafta ne anlatacak? İzleyelim. Merhaba, Furkan'la Uzay'ın Keşfi'nde bu hafta dünya dışında başka bir gezegende olmuş olsaydık yaşımız ne olurdu ya da kilomuz ne olurdu, buna değinmek istiyorum. Hatta bu bölümün sonunda bir de deneme yapacağız bir terazi üzerinde. Şöyle düşünebiliriz, güneşin etrafında aslında dünyamız dolanıyor ve bir tam turunu tamamladığında biz ona bir yıl geçmiş diyoruz dünyada. Ve bu eğer ki doğduğumuz andan itibaren şu an var olduğumuz zamana kadar geçen sürede bizim yaşımızı göstermiş oluyor. Ama başka bir gezegen dünya kadar o hızla dönmeyebilir. Yani daha yavaş dönebilir, daha hızlı dönebilir. O yüzden yaşımız da başka bir gezegende değişmiş olacak. Kilomuz da aynı şekilde. Bizim gezegenimizin bir kütle çekimi var. Jüpiter'in başka bir kütle çekimi var. Merkür'ün başka bir kütle çekimi var. Ya da diğer örneklerde sayabileceğimiz gibi. Bu durumdan dolayı dünyamızdaki kilomuzla, Jüpiter'deki kilomuzla ya da başka gezegenlerdeki kilomuz değişecektir. Ama burada aslında kütlemiz değişmiyor. Yani bizim atom sayımız her yerde eşit olduğu için kütlemiz Jüpiter'de de, Merkür'de de, Satürn'de de hep aynı. Ama bu teraziyi, birazdan deneyeceğimiz teraziyi eğer ki Jüpiter'e götürmüş olsak oradaki kilomuz farklı olacak da isterseniz hemen bir deneyelim. Bunun için öncelikle yaşımı girmem gerekiyor. Yani daha doğrusu yaşımı hesaplayabilmek için önce doğum tarihimi girmem gerekiyor. Benim doğum tarihim 8 Ekim 1992. Evet, devam dedim. Ve şu anda dünyada aslında 76-77 kilogram civarındaymışım. Yaşım ise 27.4'müş. Yani ben doğduğumdan itibaren dünya güneşin etrafında 27,4 tur atmış. Ama Satürn'deki ağırlığım 70 kilogramken yaşım ise 9'muş. Ya 0,9'muş. Yani 9 aylıkmışım aslında. Neptün'de bu durum biraz daha farklı. 87 kilogramken 0.2 yaşındayım. Ya da Merkür'e bakarsam Merkür'de yaşım 114 iken ağırlığım ise 29. Ama burada unutmamamız gereken nokta, tekrar hatırlatmam gerekiyor. Bu teraziyi eğer ki Merkür'e götürürsem oradaki değerler bu şekilde olacak. Dünyadaki değerlerden biraz daha farklı olacak. Bunun başka bir örneği, mesela Ay'a gitmiş olsak Ay'da kazmayla yeri kazmaya çalışıyoruz. Burada uyguladığımız gücün aynısını Ay'da uyguladığımızda orada yaklaşık olarak 6'da 1 oranında daha az güç sarf etmiş olacağım. Çünkü çekim kuvveti bu oranda daha az Ay'da.
Bu bölümde de başka bir gezegende, başka bir gök cisminde yaşımızı ve kilomuzu hesaplamaya çalıştık. Bunu anlatmaya çalıştım. Yine başka bölümlerde ilginç bir konuyla görüşmek üzere. Şimdilik hoşça kalın. Sanat dallarını tanımaya ve tanıtmaya kaldığımız yerden devam ediyoruz. Bu hafta ele aldığımız konu cam sanatı. Feridun Pekeş'le detayları konuştuk. Ayrıntıları gelin hep birlikte izleyelim. Bugün bizi konuk ettiğiniz için çok teşekkür ederim. Sizi arkadaşlarıma tanıtmak isterim. Merhaba Elifciğim, hoş geldin öncelikle. Ben de sanatımı ve kendimi arkadaşlarına tanıtmak için burada güzel bir röportaj olacağına inanıyorum. Buyurunuz. Cam üfleme sanatı nedir? Tarihi bir geçmişi var mı? Cam üfleme sanatı, tarihi bir geçmişi net olarak bilinmiyor ama bize Osmanlı ve Selçuklu döneminde gelmiş. Biz de günümüzde bir sonraki nesillere aktarmak için devamlılığını sağlıyoruz şu anda. Peki bu babadan oğula geçen usta çırak ilişkili bir meslek mi? Siz nasıl öğrendiniz? Benim için öyle. Benim babam mesleğim. Ben babamdan öğrendim. Ama şu an biz derslerini veriyoruz ve usta çırak ilişkisiyle de devam ettiriyoruz tabii ki. Dışarıdan bakınca gerçekten çok zor duruyor. Gerçekte de öyle mi? Öğrenilene kadar biraz meşakkati var ama çok çok zor değil. Hani istenilince çok güzel şeyler çıkabiliyor. Eğitim alınınca çok daha rahat yapılabiliyor. Ülkemizde bu sanata dair bir ilgi var mı? Daha önceleri çok daha azdı ama şu an ilgi inanılmaz bir seviyeye geldi. Çünkü insanlar hobi amaçlı başlıyor, daha sonradan meslek olarak seçmeye başlıyorlar bunu. Gerçekten camı işlemek, alevde eriterek işlemek çok hoş bir olay. Peki genelde hediyelik eşya olarak mı alıyorlar? Herifciğim, hediyelik eşya olarak alıyorlar ama bu aslında camın yapılış şekline göre de değişkenlik gösteriyor. Mesela camdan bir kafe ekipmanı yaptığımız zaman artık hediyelik eşya değil, kullanıma yönelik olmuş oluyor. Ya da tabii ki insanlar sevdiği şeyleri züccaciye yönüyle ama genel anlamda soru doğru, hediyelik olarak düşünülüyor. Bazıları gerçekten çok minik, onları yapmak daha mı zor? Bu konuda benim güzel bir soru oldu benim için. Benim 2 milimetre semazende dünya rekorum var. 3 milimetre vazoda da bir rekora sahibiz. Şöyle söyleyeyim, malzeme küçüldükçe meşakkatı artıyor, evet zorlaşıyor. Ama değeri de artıyor, önemi de artıyor. Yani o bakımdan da güzel bir işçilik çıkıyor bize. Filmlerde çok görüyorum, cam fanusun içinde maketler oluyor. Özellikle gemi türü falan. Onları nasıl yapıyorsunuz? Genelde ilgi çekici bir olay bizim için. Şöyle bir görselimiz var. Bir de şurada küçük. Buradan size bir göstereyim bunları. Biz şimdi bunların camlarını yapıyoruz. Burada karşıyla alakalı çalışma devreye giriyor. Biz camları yapınca burada bir boşluk bırakıyoruz ki karşıdaki işçilik, yani içinin gemisini yapan ahşap çalışmacısı, buradan usta bir şekilde onu vakumlayarak ya da çeltim diyoruz. Onları çekerek içinde, bazıları da içinde işlem yapıyor. O çok daha zor. Bu şekilde içine koyduktan sonra da biz ya kapamasını yaparız ya da üstünü kendileri bir takım şeylerle kapatırlar. Bu şekilde oluyor. Bir de buna benzer bizim mesela nar setlerimiz var. İçerisine narı yaptıktan sonra suyu koyarız. Suyu koyduktan sonra içine boncukları da atıp kapatırız. Mesela şurada suyu koymamışız ama bu şekilde bir nar yapmışız. Herkes mesela bana bunu sorar. Ya bu taneleri bunun içine nasıl koydunuz diye. Aslında en üstte bir delik bırakıp bunun içine atıp en son orayı kapatıyoruz. Bu şekilde çıkıyor. Mesela ben böyle bir kursa gitmek için küçük müyüm? En küçük kaç yaşında başlayabilirler? Yani küçük değilsin.
13-14 yaş ve sonrası bizim için uygun. Aslında daha öncesini de yaptırırız. Hani bir 10 yaşında bir genç veya çocuk sayılacak 9-10 yaşlarına da yaptırabiliriz ama alevle çalıştığımız için biraz tehlikesi var. Onun için de biz riske atmak istemiyoruz. Sonuçta her şey önce insan ve emniyet. Onun için biz 14 yaşa uygun görüyoruz. 14 ve üzerinde bu işin eğitimini alabilirsin. Son olarak arkadaşlarımıza söylemek istediğiniz neler? Arkadaşlarımıza cam sanatını tanıttığımız için Kanal B'ye, Başkent TV'mize ve özellikle sana da çok teşekkür ediyorum. Arkadaşlarımıza şunu öneriyorum. Bu bir cam sanatı olabilir ya da geleneksel el sanatlarımızdan herhangi birisi. Önemli olan burada bir sanatın ucundan tutmaları. Sanatlarımız çok değerli. Bu sanatı daha ileriki nesillere taşımamız açısından çok önemli. Hatta kişinin gelişmesi açısından çok önemli. Onun için de bizim el becerilerimizi artırmamız, el sanatlarıyla ilgilenmemiz gerekiyor. Ve çok güzel sanatlarımız var ve ben cam sanatımı özellikle çok öneriyorum. Tüm arkadaşlarına da sevgilerimizi yolluyoruz. Sohbet için çok teşekkür ederim. Gerçekten çok keyifliydi. Peki benimle ufak bir çalışma yapabilir misiniz? Tabii ki çok memnun olurum. Şimdi bir boncuk çalışması yapalım seninle. Hatta sana da yaptıralım. En azından cam sanatının hem meşakkatini hem de güzelliğini görmüş olursun. Evet, işin en eğlenceli bölümüne geldik. Atölye kısmındayız. Şimdi seninle sözleştiğimiz gibi atölyemizde bir boncuk çalışması yapacağız. Bir nazar boncuğu işlemesi yapacağız. Bunun için de atölyeyi şöyle küçücük bir tanıtarak başlayayım. Camlarımız böyle içi boş boru ve çubuklarla, içi dolu çubuklar halinde geliyor bize. Ham maddemiz bu. Bunları alevde, birazdan buradan bir alev çıkacak. Alevde eriterek işleyeceğiz. Buradan arkadaşlara da şöyle bir sözler söyleyelim. Önceliğimiz emniyet olacak. Çünkü alevle çalışacağız. Onun için de en önemli şey senin de burada gözlüğün. Gözlüklerimizi takmadan çalışmamamız gerekiyor. Çünkü hem alevin ışınlarından hem de camın çatlama riskinden bizi koruyacak. Burada gaz ve oksijen sağlayan cihazlarımız var bu ocağımıza. Oksijen cihazlarımızı açıyoruz, gazımızı da verdik. Artık alevi yakıp başlayacağız. Şöyle bir alev çıkıyor, bu bizi korkutacak, ürkütecek bir alev değil. Sonrasında elimize camı alıp burada çevirmeye başlıyoruz. Bu alevin ısı derecesi, bu çalıştığımız camlar borosilikat, içinde bor katkısı olan camlarla çalışıyoruz arkadaşlar. Elifçim, burada erime derecesi 600'den sonra camın. Hı hı. Biz 700, 800 hatta 900 derecelerde ise artık eriyik hale geliyor. Yani sıvı hale dönüşmüş oluyor cam ve işlem yapacağız. Ne yaptık? Burada görmüş olduğumuz lacivert camımızı eriterek böyle yer çekimi de kullanarak, az sonra sen yapacaksın bu arada. Top haline getirdik. Ne yaptık? Ucu böyle bir top haline geldi. Camda iletkenlik olmadığı için arkadaşlar elimi yakmıyor. Sonra ucunda beyaz cam var. Beyaz camımızı eritiyoruz. Bu da yukarıda ısınmak zorunda şöyle. Hemen o top haline getirdiğimiz cama bundan bir yapıştırdım. Biraz çektim. Gayet sakin çalışıyorum. Alev de kopardım. Yani ne yaptık? Lacivert camımıza bir beyaz cam eklemiş olduk. Oraya bir madde attık. Daha sonrasında hepsini birden eritiyoruz. Beyaz ve lacivert birbirine kavuşacak. Eriyik hale geldiğinde sadece eriyen bölgeyi, yalnızca eriyen bölgeyi bu kıskacımızın arasına alıp beyaz üstte kalacak şekilde basıyoruz. Çok rahat yapacaksın bunu. Şöyle bastık. Sonrasında içeriye bir tek göz atmamız kalıyor. Bunda da siyahı küçücük eritip beyazın ortasına atıp alevde koparıyoruz. Dik tuttuğumuzda siyah da beyaza kaynamış olacak. Sonrasında böyle soğudukça şöyle bir nazar boncuğunu yakalamış olacağız.
Resim Öğreniyorum adlı bölümümüzde Beyza ablamızdan resimle ilgili detayları öğrenmeye devam ediyoruz. Sahi manzara resmiyle ilgili nasıl yapılır, ayrıntılar nelerdir biliyor musunuz arkadaşlar? Gelin hep birlikte Beyza ablamızdan öğrenelim. Merhabalar çocuklar. Yine bir resim öğreniyorum bölümünde daha beraberiz. Bugün sizlerle akrilik boyalarımızla tuvale güzel bir manzara resmi yapacağız. Bunun için gerekli malzemelerimiz tuval, palet, akrilik boyalarımız ve fırçalarımız. Bütün malzemelerimizi toparlayıp ekran başına gelin. Haydi başlıyoruz. Tuvalimizi, resmimizi seçtik. Güzel bir manzara resmi seçtim sizler için. Deniz ve yelkenli olan paletimize de resmimizde kullanacağımız renkleri sıktım. Şimdi 3'te 1 kuralına göre yani denizi 1 alıyoruz, gökyüzünü 2 pay bırakıyoruz. Tuvalimizi şöyle 3'e böldüğümüzü düşünelim. Buradan aşağısı deniz, buradan yukarısı gökyüzü. Resmi kabaca yerleştiriyoruz. Şurada yelkenlimiz var. Yelkenlimizin de olduğu bölgeyi şöyle hiç ayrıntıya girmeden hafifçe belli ediyoruz. Bir de şurada güneşimiz var. Onu da şöyle belli ettik. Güzel bir gün batımı resmi yapacağız. Bulutları koymanıza gerek yok. Yelkenlinin gittiği yere kadar sadece onu belli edin. Şöyle kabaca onu da belirttik. Evet. Şimdi artık boyamaya geçebiliriz. Böyle manzara resimlerinde her zaman üstten alta doğru boyanır. Daha önceki programlarımızdan hatırlıyorsunuzdur. Önce gökyüzüyle başlıyoruz. Biraz geniş bir fırça alıyoruz elimize. 14, 16, 18 onlardan birisi olabilir. Biliyorsunuz fırçalar büyüklüklerine göre numara numara oluyor. Şimdi en üstte açık bir mavimiz var gökte. Gökyüzü için açık mavimize biraz beyaz ekledim. Daha da açık bir mavi yapmak istiyorum. Gökyüzünüz ne kadar açık olursa resminiz o kadar aydınlık ve ferah bir resim olur. Ve başlıyoruz. Resimde önemli olan fırça darbelerini hep aynı yöne yapmak. Yani sağa sola doğru yaparken pat diye şöyle yukarı aşağıda doğru boyamayın. Fırçamı hafif ıslatıyorum. Tekrar boyamı alıyorum. Aynı tonu tutturmaya dikkat edin. Açık mavi ve beyazı karıştırarak gökyüzümü boyuyorum. Çocuklar, diğer rengimize geçiyoruz. Burada gördüğünüz gibi sarı rengimiz var. Şu aradaki toz pembeleri şimdilik görmeyin. Onları birazdan ekleyeceğiz. Sarı bölümümüze geçiyoruz. Demin belirttiğimiz çizgiye kadar sarılarımızı yapıyoruz. Şu aradaki o pembelik bölümünü biraz bekletiyorum. Çünkü maviyle karışsın istemiyorum. Sarımızı aldık. Biraz beyaz ekledik. Ana renkleri genelde böyle biraz rengini kırarak, beyazla açarak ya da koyultarak kullanırsanız daha güzel bir görüntü olur. Şimdi sarı olan bölümü boyuyorum. Resmin üstündeki o bulut olan yerleri görmeyin. Onları en son ekleyeceğiz. Evet, sarıları da bitirdiysek şimdi şuradaki diğer renklere geçebiliriz. Yine bu bulutları görmüyorsunuz. Şu an onları yapmıyoruz. Buradaki koyu mavi, pembelikler, mavilikler bunları ekliyorum. Tuvalinizde istediğiniz renkleri kullanabilirsiniz. Resmin birebir aynısı olmak zorunda değil. Hafif bir değişiklik yapabilirsiniz. Ben şuraya mesela biraz daha koyu bir pembe koymak istiyorum. Daha canlı dursun gökyüzüm istiyorum. Bunu
sulandırarak fırçamı iyice yaydırıyorum. Böyle manzara resimlerinde geçişler çok önemlidir. Yani resimde kaynaştırma dediğimiz böyle maviden pembeye, pembeden sarıya keskin geçiş istemiyoruz. O yüzden bunları yumuşatmamız gerekiyor. Şöyle demin yaptığımız pembeden aldık. Şöyle bastırarak fırçamızın kenarlarını da kullanarak mavinin içine doğru hafif hafif ilerliyoruz. Biraz da ıslatıyoruz fırçamızı. Bu net çizgileri kaybetmeye çalışıyoruz. Biraz pembeden maviye, biraz da maviden pembeye doğru geçişler yapacağız. Aynı şeyi aşağıya da uyguluyorum. Sarının içine doğru da biraz pembeler ekliyorum. Bu kadar net çizgiler halinde doğada bir geçiş yok. O yüzden resmimizde de doğa resimleri yaparken de ona göre devam ediyoruz çocuklar. Biraz böyle beyazlar da katıyorum araya. Güzel bir gökyüzü oluşmaya başladı bakın. Şimdi buraları da tamamladıktan sonra yelkenimize geçmeyeceğiz çocuklar. Şu güneşimizi bitireceğiz. Daha ince bir fırça alıyorum şimdi elime. Çünkü güneşimiz burada bembeyaz duruyor. Temiz bir beyaz alıyorum tuvalimden, paletimden ve onu buraya uyguluyorum. Demin çizdiğim kurşun kalem izlerini de yok etmek için boyayı iki kat sürebilirsiniz. Her zaman güneş yapınca etrafına şöyle sarıyla beyazı karıştırıp güzel bir yuvarlak ekleyin. Fareler belli olsun. Evet, şimdi gökyüzümüzü bitirelim. Şurada biliyorsunuz, görüyorsunuz ki ince pembe bir çizgi var. Ufuk çizgisi. Ufuk çizgisi böyle deniz resimlerinde deniz ve gökyüzünü ayırt etmek için kullanılır. Her resimde farklı bir renk olabilir. Bunda da resmin geneline uygun olarak pembe yapmışlar. Biz de aynı şekilde yapıyoruz. Şuradaki pembelikleri de tamamlayalım. Bir de şurada koyu mavimiz vardı. Onu da belirtmemiz lazım. Şuradan hafif bir mavilik getiriyorum. Evet, şimdi bulutlarımızı da yerleştirip gökyüzünü bitiriyoruz çocuklar. Yine ince fırçamı aldım. Gökyüzündeki gördüğünüz gibi bulutlar dağınık bir şekilde. Burada kırmızılar var, morlar var, pembeler var. İstediğiniz renklerden yine kullanabilirsiniz. Çok az boya alıyoruz burada. Çok fazla netlik istemiyoruz. Çünkü sanki gökyüzünde dağılmış gibi bir ton var. O yüzden şöyle hafif hafif başlıyorum şuradan. Fırçanızı çok kuru kullanmayın, arada ıslatın. Evet çocuklar, şimdi ben bulutlarımızı yapmaya devam ediyorum. Siz de resmin orijinaline göre bulutlarınızı bitirmeye çalışın. İsterseniz istediğiniz renkleri koyarak istediğiniz yerde bulutlar ekleyebilirsiniz. Bu sizin hayal dünyanız. Hiç
bir yere bağlı kalmadan da keyifle yapabilirsiniz. Ben bunu bitirmeye çalışacağım. Haftaya bir sonraki bölümde bu sefer de deniz ve teknemizi halledeceğiz. Yelkenliğimizi de bitireceğiz ve resmimizi duvarımıza asacağız. Şimdilik görüşmek üzere. Sevgiyle kalın, sanatla kalın. Ülkeler arası yolculuğumuzda bu hafta Amerika kıtasında yer alan Karayipler bölgesinde bulunan bir ülke olan Küba'dayız. Farklı kültürünü ve farklı dansını gelin hep birlikte öğrenelim. Küba. Vivo filmini bilir misiniz arkadaşlar? Peki, hikayemizin nerede geçtiğini hatırlıyor musunuz? Yoksa hatırlayamadınız mı? Tamam peki, size bir ipucu vereyim. Bu ülke, Karayipler'de bir ada ülkesi. Evet, doğru bildiniz, Küba. Haydi gelin Küba'yı daha yakından tanıyalım. Küba birçok adadan oluşmaktadır. En büyükleri Küba Adası'dır. Küba'nın başkenti Havana'dır. Havana, Küba'nın en büyük şehri olmakla beraber aynı zamanda Karayipler'in de en büyük şehridir. Küba'nın kuzeyinde Amerika Birleşik Devletleri ve Bahamalar, güneyinde Cayman Adaları ve Jamaika yer alırken, batısında Meksika, güneydoğusundaysa Haiti ve Dominik Cumhuriyeti yer almaktadır. Küba 15. yüzyılda İspanya'nın kolonisi oldu ve 1898'e kadar İspanyol kolonisi olarak kaldı. 1902 yılında da bağımsızlığını kazandı arkadaşlar. Küba 1902'de bağımsızlığını kazanmasına rağmen uzun yıllar boyunca diktatörler tarafından yönetilmeye ve bazı güçlü ülkelerin baskısını hissetmeye devam etmiştir. ...1950'li yıllarda komünist rejimi destekleyen bir grup ve başlarında bulunan Fidel Castro, bu baskılardan kurtulmak için yeni bir yol arayışına girdiler. Ardından Meksika'ya doğru yola çıkan Castro, 1955'te 26 Temmuz hareketini başlatmıştır ve bu hareketin içerisinde Che Guevara'da yer almaktadır. O dönem yönetimde olan kişi 1 Ocak 1959'da ülkeyi terk etti ve böylelikle yeni bir rejim başlamış oldu. Hadi gelin biraz da bu güzel ada ülkesinin coğrafi özelliklerinden bahsedelim. Meksika Körfezi'nin girişinde yer alan Küba, Yengeç Dönencesi'nin hemen başında bulunmaktadır. Bu bölge, Küba Adası'nın dışında 3000'den fazla ada topluluğuna da ev sahipliği yapmaktadır. En yüksek noktası Turquino Doruğu'dur. Yarı tropikal iklime sahip olan Küba'da kasırgalar özellikle sonbaharda etkisini göstermektedir ve hasara sebebiyet vermektedir. Dar sokakları, tarihi mekanları ve turistik yerleriyle milyonlarca turistin ilgisini çeken muhteşem Küba'da sokakta enstrüman çalan, dans edip eğlenen insanları sıklıkla görebilirsiniz arkadaşlar. Gelelim bu güzel ülkenin gezilecek yerlerine. Havana'da koloni döneminden kalma eserler oldukça fazladır arkadaşlar. İşte bu yüzden UNESCO tarafından Dünya Kültür Mirası listesine alınmıştır. Mesela 16. yüzyılda Havana Körfezi'nin ağzını tehlikelere karşı korumak için yapılan Morro Kalesi, korsanların baskılarına karşı kenti korumak amacıyla 17. yüzyılda yapılan San Pedro de la Roca Kalesi ya da Havana Katedrali gibi tarihi yerler muhakkak görülmelidir arkadaşlar. Küba'da ne yenir ne içilir hiç merak ettiniz mi? Küba kültürel olarak İspanyol ve Afrika etkisinde kaldığı için Küba mutfağında da Karayipler'den, İspanya'dan izler bulunmaktadır. Küba'da ne yerseniz yiyin her zaman tabakta pilav,
siyah fasulye, biraz yeşillik ve bir de patates cipsi tadındaki kızarmış plantain oluyor. Seçiminize göre tavuk, et, balık, deniz ürünüyle tabak tamamlanıyor. Türklerin damak tadına uygun olan Küba mutfağını umarım ileride sizler de tadarsınız arkadaşlar. Bu farklı kültürlere sahip ada ülkesini bir gün hep birlikte ziyaret edelim. Ama ondan önce Küba folklöründen bir örnek izleyelim mi? Ne dersiniz? Haftada programımızın sonuna geldik arkadaşlar. Bir sonraki bölümde tekrar görüşmek üzere. Hoşça kalın.